Cepten para çıkmadan parası olmayanlar özellikle evet. nasıl emekli olur? Hadi başlayalım. Tabii. Şimdi kişi diyelim emekli olacak ama 720 güne ihtiyacı var. Bayan diyelim. Hı -hı. O zaman bir çocuğun doğum borçlanmasını yapıp çıkan 13 bin liralık parayı isterse istediği bankadan gidip kredi alıp ödetip sosyal güvenlik kurumuna o krediyi çektirip cebinden para çıkmadan o parayı ödeyerek emekli maaşı alabilecek. Bir daha söylesene. Hemen tekrarlayalım. Anneler doğum yaptı. Hah. Anneler. 5400 günden emekli olacak. Tamam. Ama 4700 günü var. Bir çocuğa doğum boşlanması yaptığında 720 gün boşlanma hakkı veriliyor. Hı hı. Yani bir çocuğa 2 yıl. 2 yıl aynen öyle. Evet. Doğru. Ülkemizde 3 çocuğa 6 yıl boşlanma hakkı var. Ama annelerin doğum boşlanması yapabilmesi için sevgili Muratçım mutlaka doğum öncesi bir sigorta zorunu var maalesef ki ülkemizde. Peki onun bir süresi var mı? Şu kadar önceden başlatılacak falan. İşte çok önemli bir süreç. Doğumdan önce bir sigorta zorunluluğu var ki hmm. eğer sigortası olan anne doğumda son önce sigortası olan doğum yaptıysa bu borçlanma yapma hakkına sahip. Hmm. Sosyal güvenlik kurumu şöyle bir sistem başlattı duymuşsundur mutlaka. Evet, evet, evet. Eskiden normalde e, emekliler PTT'den veya X bir yerden kredi alabiliyordu. Ama şimdi dedi ki hayır kim daha promosyonu fazla verirse emekli gidip onu tercih edebilirsiniz. Aa güzel bir esnekli. Dolayısıyla şimdiki sistemde hı hı. kredi olanaya açıldı ve insanların çoğu bunu bilmiyor. Vatandaşın evet. çoğu bilmiyor. Borcu olan vatandaş gidip o bankadan kredi alarak ben senden 3 yıl boyunca bu maaşımı da çekeceğim diye taahhüt verdiği an... Banka o borcu Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödüyor ve kişinin maaşını bağlıyor. İşte bu yüzden Vay biz be. diyoruz cebinizden 5 lira çıkmadan kredi çekerek emekli olabiliyorsunuz. Bu çok güzel. E, memura Ocak ayında yüz ne kadar zam geliyor? 3 nokta. Yani küsür belli zaten evet, ama. Emekli? Burada, emekli de aynı durumda ama burada önemli olan bir nokta var. Ocak ayını belirleyecek zam ocak ayını belirleyecek zam 2016'da biliyorsunuz artık 6 ayda bir asgari ücrete zam gelirdi Türkiye'de. Evet. Şimdi yılda bir kere oldu. Bu ne demek? Daha mı fazla geliyor yoksa <laughs> aslında enflasyona göre geçen sefer düşük geldi de evet. ama şimdi enflasyonun biraz daha düşük olması yüksek bir rakamın artması asgari ücreti ben dediğimiz gibi daha fazla. Yani bana göre normalde farklar belli. Yani bir 150 TL evet. civarı bekliyoruz. Da... Bu SGK e, evet. borçlarının silinmesi söz konusu mu? Tabii. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili. Aha. Nisan ayında başladı bu. 1 Nisan 2017'de başladı. Evet. 2018'in 1 Nisan'ına kadar evet. devam edecek. Hı hı. Arada gelir tespitine hı. gitmiyorlar Muratcığım. Yeri tespitine gidilmediği için hı hı. normal sistemde eskideki eskide olan sistemde nedir? Reysen kaydediyorduk. Reysen kayda göre yüksek ödetiyorduk. Ama şimdiki sistemde 53 lira ödetiyoruz. Evet. Arada bir boşlukta çıkan paralar varsa gidip müracaat ettiklerinde onlar silinecek. Yine bunu değerlendirsinler. Evet, evet. Onlar için çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Atlamadan geçmek istemiyorum. Ben mesajlara bakıyorum da bu Tabii, arada. Tabii. Bağkur'dan kaçıp esnaf arkadaşlarımız Bağkur'dan kaçıp SSK'dan daha yüksek maaş alacak diye kaçıyorlar. Ben diyorum ki kaçmayıp niye e, dükkanı kapatma. Yasa çıkmış. Haberleri yok. 25 Şubat 2011 tarihinde. Bakın. 25 Şubat 2011 tarihinde 6111 sayılı torba yasası geldi. Hı hı. Bu torba yasa nedir? Esnafsan esnaflığını vergi levhanı kapatma. İşine, faaliyetine devam et. Devam et. X bir yerde sigortalı ol. Git SSK'dan emekli ol. Hı. Bak. Şimdi normalde vergi kaydı devam ettiği sürece mecburen Bağkur ödemek zorundasın. Evet. 30 30 30. Ama yasa diyor ki ne zaman diyor başka bir yerde sigortalı işe başladıysan evet. ben Bağkur'unu durdururum. Esnaflığını devam ettirirsin. Ne ki sigortada çıkış yaptın tekrar seni bağ kuru alırım. Yani buradan e, seslenmek istiyorum. Esnaf olan arkadaşlarımız kesinlikle ve kesinlikle gidip de bağ kurunu kapatıp, vergi levhasını kapatıp oradaki yanında çalışan o işçi kardeşlerimizi işten çıkartmasınlar. Ha, Devam evet etsinler. Önemli. Bu şekilde sistemden faydalanabilecekler. Şimdi bir çalışmayan anneler nasıl ya da ev hanımları nasıl emekli olabilirler peki? Evde örgü örüyorlar. E evet. Sen biliyorsun örgü örenler, dantel örenler, mantı açanlar evde evet. ya da elektrik fişleri yapanlar. Evet. Kısacası evde el işleri yapanlar daha en yakın ikametgahına en yakın Hı -hı. vergi dairesine gidip vergi dairesinden muaftır belgesi alacaklar. Hı -hı. O belgeyi alabilir al tabii rahat? ki alabilirler. Her vatandaşım alabilir. Bunu müracaat yapacak ilgili maliyeye. Maliyeden ilgili memurlar gelip onu görecek, örer. Ha güzel. Görecek mantık. Ama çalışıyor. önce başvuruda bulunması lazım kesinlikle. Gördükten sonra o zaman Murat Bey Hı -hı. onu yapanların 30 gün ödenmiyor. Ha anladım. Diyelim 19 günden başladı şu anda diyelim 24'lerde 6 günü devletten 24 günü kendine ödüyor. Ha, anladım. Devletimiz ödüyor 6 günü. Anladım. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj. Tabii. Niye bundan faydalanmasınlar? Evet. Bugünden itibaren bu yıl dolmadan bakın bu yıl dolmadan yeni yıla girmeden kesinlikle 18 yaşını dolduran gençler ve hiç sigortalı olmayanlar gidip kendilerini çalışarak bir yerde sigortalı yaptırsınlar. Bir 40 ileride. var. Tabii ki 65 yaşında emeklilik hakkı var diyoruz. Evet. E, 72 olmayacağının garantisini bana verebilir misin? Hayır. O yüzden. Peki yılbaşından sonra yakalırsa ne olacak? O zaman kritik. Hmm. Kritik bir duruma giriyoruz. Ne oluyor? 2 yıl atabilir. Atabilir. Oğuz. Diyelim ki 59, 61 olabilir. O yüzden bir gün sigortalını hemen yap ki sigorta numaranı alıp cebine koy. Aynen. Ne olacak? Daha erken olmanın avantajını sağlıyoruz. Tabii. Tabii, yani. tabii. Bunun daha vatandaşlar bunun çoğunu bilmiyor. Ama biz diyoruz ki sigorta numaranı al cebine en azından ne olursa olsun bir gününü yatır. Aha. O senin SSK numaranı olarak kalsın.